Malatya ekranlarından mutlu akşamlar değerli izleyenlerimiz. TV Malatya Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültene hoş geldiniz. Değerli izleyenlerimiz, Başbakan Ahmet Davutoğlu Bakanlığı'nda kurulan 64. hükümette Gümrük ve Ticaret Bakanlığı görevine getirilen avukat Bülent Tüfekçi görevi Cenap Aşçı'dan devraldı. Başbakan Ahmet Davutoğlu başkanlığında kurulan 64. hükümette Gümrük ve Ticaret Bakanlığı görevine getirilen Bülent Tüfekçi görevi Cenap Aşçı'dan devraldı. Bakanlıkta düzenlenen törende bir konuşma yapan Bakan Tüfekçi sözlerine "İnşallah Rabbim utandırmasın" diyerek başladı. Sözlerime başlamadan önce öncelikle Cumhurbaşkanımıza, Başbakanımıza çok teşekkür ediyorum. Bizleri bu göreve layık gördükleri için inşallah Rabbim utandırmaz ve layıkıyla bir görev süresi içerisinde görevimizi yapmayı nasip eder. Milletvekillerimize, Malatya milletvekillerimize, milletimize teşekkür ediyorum. Gerçekten vermiş oldukları destekle 64. hükümetin güçlü bir şekilde kurulmasına vesile oldular. Ben kendilerine buradan bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Tüfekçi, Aşçı'nın güç bir dönemde başarılı bir bakanlık yaptığına dikkat çekerek teşekkür etti. Bugüne kadar bakanlığımızda görev yapmış bütün bakan arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Ayrıca güç bir dönemde ve kritik bir dönemde görev yapan bakanımıza teşekkür ediyoruz. Gerçekten bu süre içerisinde çok başarılı bir görev süresini doldurmuş oldu. Ben kendisine huzurlarınızda bir kez daha teşekkür ediyorum. Bundan sonra inşallah hükümetimizin belirlediği hedefler doğrultusunda gerek iş ticareti, gerekse gümrüklerin daha kolay ve hızlı bir şekilde görev ifa etmesi için elimizden gelen gayretleri göstereceğiz. Hükümetimizin belirlediği hedefler doğrultusunda da durmadan gece gündüz çalışarak bu hedefleri tutturacağız ve milletimize vermiş olduğumuz sözü yerine getireceğiz. İnşallah burada en büyük desteğimiz yine Başbakanımız, Cumhurbaşkanımız, milletvekili arkadaşlarımız, değerli bürokratlarımız ve çok değerli milletimiz. Cenab-ı Allah'tan dileğimiz bu bir imtihandır. Bizi bu imtihandan yüzünün ağıyla çıkan insanlardan eylesin. Rabbim mahcup etmesin. Hayırlı olsun diyorum. Aşçı ise 7 Haziran sonrası 3 ay bakanlık hizmeti etme şerefine eriştiğini ifade ederek 64. hükümetin ülkeye, millete hayırlı olmasını diledi. Sayın Bakanım, Sayın Milletvekillerim, değerli Malatyalılar, Gümrük Ticaret Bakanlığı kıymetli çalışanları, Gümrük Ticaret Bakanlığı bakanlık devir teslim törenine hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sayın Bakanım, 7 Haziran sonrasında hükümet kurulamam sebebiyle ilk defa olarak geçici bir bakanlar kurulu teşkil etti. Yüce Mevla'da nasip etti, bu bakanlar kurulunda bakanlık şerefiyle aynı oldum. Bakanlığıma müfessiyamsı olarak başladığım teşkilatta 3 ay da olsa bakan olarak hizmet etme şerefine eriştim. Bu şerefi bana nasip eden Sayın Başbakanımıza, Sayın Cumhurbaşkanımıza öncelikle teşekkürlerimi bir kez daha iletmek istiyorum. Elbette ki Rabbime de hamdimi bir kez daha tekrar etmek durumundayım. Heyecanlı bir Malatya grubu görüyorum Sayın Bakanım. Onun için ben uzatmayacağım. Bakanlığınızın, 64. hükümetin ülkemize, sizlere, ailenize ve tüm insanlığa hayırlar getirmesi temennisiyle bakanlığınızın hayırlı uğurlu olmasını diyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu ile Türk Sanayiciler ve İş Adamları Derneği tarafından büyüyen KOBİ'ler paneli, Malatya Sanayici ve İş Adamları Derneği evi sahipliğinde düzenlendi.
Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu ile Türk Sanayicileri ve İş Adamları Derneği tarafından Büyüyen KOBİ'ler paneli Malatya Sanayici ve İş Adamları Derneği evi sahipliğinde düzenlendi. Malatya Ticaret ve Sanayi Odası'nda gerçekleşeceği panelin açılış konuşmasını MASİAT Başkanı İbrahim Güngör yaptı. Cümleten hoş geldiniz. İş dünyasının sorunları çok sesli, tarafsız ve yapıcı bakış açısıyla yaklaşan Türk Konfed ve TÜSİAD, Türkiye ekonomisinin gelişmesi için çalışmaktadırlar. Bugün bölgeler arası ortak girişim projesi sunumu, KOBİ'lerde teknoloji kullanımının artırılması, dijitalleşme endeksi ve Malatya ili dijitalleşme verileri konusunda bilgi beceri paylaşımı yapılacaktır. Türk Girişimci ve İş Dünyası Konfederasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Tarkan Kadıoğlu da projenin önemini anlattı. Dediğiniz gibi Türkiye'deki bölgeler arası eşitsizlik konusunda Türk Konfed'in her zaman birinci gündem maddesi olmuştur. Ve Türkiye'deki baktığınızda orta gelir tuzağı da altında Türk Konfed'in çıkartmış olduğu rapora baktığınızda Türkiye'de 3 tane Türkiye görmekteyiz. Bir tarafında 3500 dolarla sıkışmış 16 tane ilimiz, diğer tarafta 40 tane ilin 8500-9000 doların olduğu bir orta gelir tuzağında olan 40 ilimiz. Diğer tarafta ise 14 ilin İstanbul ve bölgesinde 16-17 bin dolarlık bir gelir seviyesiyle karşı karşıyayız. Vali Süleyman Kamçı ise KOBİ'lerin bir ülkenin kalkınmışlığını gösterdiğini ifade etti. Çağın gereği olarak sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçişle birlikte ulusal ekonomi politikaları gittikçe birbirine yaklaşmakta, dünyada para, sermaye ve mal hareketleri sınır tanımamaktadır. Malumlarınız olduğu üzere büyük işletmeler genellikle büyük kentlerin çevresinde yoğunlaştığı halde KOBİ'ler ülke geneline yayılmış durumdadırlar. Son olarak panelde TÜSİAD Başkanı Yardımcısı Şükrü Ünlütürk bölgeler arası ortak girişim sunumu gerçekleştirdi. Cumhuriyet tarihi boyunca Cumhuriyet hükümetlerinin hepsi Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin kalkınması için değişik planlar, değişik programlar uygulamış. Doğrudan yatırımı denemiş. Kendi başına devlet gelmiş, bu bölgelere yatırım yapmış. Sonradan sadece bu bölgelerde değil, başka bölgelerde de devlet yatırımlarının verimli olmadığı anlaşılınca doğal olarak bu seçenek işe yaramamış. Yani aslında devlet, Türkiye Cumhuriyeti hükümetleri çaba göstermiş, acaba bu bölgelerde refahı nasıl artırabilirim diye, ama maalesef rakamları gördünüz, şu ana kadar burada bir başarı sağlayamamışız. Geriye bir tek güç kalıyor elimizde, bölgedeki yerel iş insanları, bölgedeki girişimciler. Yani zaten bu bölgede yaşayan. Şimdi de Karakaya Baraj Gölü'ndeyiz. Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından yaptırıldıktan sonra Büyükşehir Belediyesi'ne devri gerçekleştirilen 120 yolcu kapasiteli tekne Karakaya Barajı'nda hizmete girdi. Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından yaptırıldıktan sonra Malatya Büyükşehir Belediyesi'ne devredilen 120 yolcu kapasiteli tekne Karakaya Barajı'nda hizmete girdi. Geçtiğimiz günlerde belediye ve emniyet arasında imzalanan TEDES protokolüne ev sahipliği yapan teknenin Kaptan Köşkü'ne geçen Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Malatya'nın gerçekten bu tekneye ihtiyacının olduğunu belirtti. Ya nasıl istiyorsun? Nereye gitmek istiyorsun? Bu taraf biraz daha emniyetli, derin olmuş. Onun için ben de emniyetlere yere gidiyorum ben. Yani 12.5 zaten artıyor şu anda. Başkan dön derseniz şöyle sağa gireceğiz değil mi? Evet. Başkan bize akıl veriyor, kendisi şeye gidiyor. Çünkü Malatya bunun ihtiyacı vardı. Çünkü baraj kenarında ilimiz barajı çok şimdiye kadar belki kullanamadık, değerlendiremedik ama bundan sonraki süreçte Büyükşehir'le birlikte de zaten baraja ulaşımı rahatlatıyoruz. İki noktadan, üç noktadan baraja, üç cadde, ana cadde indiriyoruz. İnşallah sahil yolu da şu anda toplulaştırmada güzergah olarak belirleniyor, planlara işleniyor. Planlara işlendikten sonra da buranın yapımı ve yolla birlikte de baraj kenarında rekreasyon alanları, park alanları oluşturarak barajdan daha çok faydalanmayı, istifade etmeyi amaçlıyoruz. Yani büyük şehir olarak.
120 yolcu kapasiteli çok amaçlı tekne, gezi ve organizasyonların yanı sıra balık bulucu olarak da hizmet verebilecek. Böyle bir geminin varlığı da her türlü etkinlikte kullanılabilir. Ulaşımda kullanılabilir, gezi amaçlı kullanılabilir, turistler gezdirilebilir, farklı noktalara yine turistler taşınabilir. Bu açıdan güzel bir gemiydi. Bu arada da Ulusaran valimize de teşekkür ediyoruz. Bunu Malatya'ya kazandırmış oldu. Valimize teşekkür ediyoruz. Bizler de şu anda bunun işletmesiyle ilgili, vatandaşlarımızın kullanmasıyla ilgili her türlü çalışmayı da yapacağız. Esnaf Sarayı'nda esnaf kuruluşlarına yönelik olarak düzenlenen E-Tebligat adlı toplantının açılışında konuşan TESK Yönetim Kurulu üyesi ve aynı zamanda Esnaf Sanatkarlar Odaları Birlik Başkanı Şevket Keskin, Malatya'nın yıllardan beri devam eden özleminin yeni dönemde giderildiğini kaydetti. Esnaf Sarayı'nda esnaf kuruluşlarına yönelik olarak düzenlenen E-Tebligat adlı toplantının açılışında konuşan TESK Yönetim Kurulu üyesi ve MESOB Başkanı Şevket Keskin, Malatya'nın yıllardan beri devam eden özleminin yeni dönemde giderildiğini kaydetti. Bugün de Malatya'da hamdolsun hükümetimiz tarafından, Cumhurbaşkanımız tarafından Malatya'mıza bir bakanlık layık görüldü. Özellikle de bakanlığın da esnaf ve sanatkar camiasının ve tüccarın ve sanayicinin bakanı olması bizleri son derece mutlu etmiştir. Ben bundan dolayı hem Cumhurbaşkanımıza hem hükümetimizin başbakanımıza ben Malatya adına, esnafım adına ben kendilerine çok teşekkür ederim. Şevket Keskin, AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfekçi'nin Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na atanması nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Başbakan Ahmet Davutoğlu'na da teşekkür ettiklerini sözlerine ekledi. Gümrük ve Ticaret Bakanımıza ben başarılar diliyorum. İnşallah başarılı olacağını umuyorum. Çok iyi çalışmalarımız beraber olacak. Ben kendisine şurada söz veriyorum. Malatya'da olmak kaydıyla, Malatya başta olmak kaydıyla, Türkiye'deki esnaf ve sanatkar kesiminin 82 birliğiyle, 15 tane mesleği federasyonu ile ve 3000 küsur odasıyla Sayın Bakanımızın her zaman yanında olacağız. Her zaman Sayın Bakanımızı gerek Malatya'da, gerek Ankara'da, gerek Türkiye'nin her yerinde Sayın Bakanımızla omuz omuza çalışacağız. Ben tekrar bu bakanlığı bize veren başta Sayın Cumhurbaşkanımıza, Sayın Başbakanımıza, Malatya adına ve esnafım adına ben kendilerine çok çok teşekkür ediyorum. Evet değerli izleyenlerimiz, Darendi ilçesinde birçok kez haberlerimizde konu olan tohma çayına düşen yaşlı adamla ilgili maalesef kötü haber bugün geldi. Darendi ilçesinde 6 gün önce tohma çayına düşen yaşlı adamın cesedi Adana Afat Su Altı arama ekipleri tarafından maalesef bulundu. Darendi ilçesindeki Zaviye Mahallesi'nde oturan 78 yaşındaki Hacı Ali Beyhan, 19 Kasım Perşembe akşamı namaza gitmek için evden çıktıktan sonra bir daha geri dönmedi. Tohma çayına düştüğü sanılan yaşlı adam 6 gündür Adıyaman ve Elazığ Emniyet Müdürlüğü, sualtı arama ekipleri, Darendi akut ekipleri, Malatya ve Adana AFAD ve İtfaiye Daire Başkanlığı sualtı arama ekipleri tarafından aranıyordu. Acı haber ise bugün geldi. Hacı Ali Beyhan'ın cesedi Adana AFAD sualtı arama ekipleri tarafından tohma çayına düştüğü yerden yaklaşık 1 kilometre mesafe uzaklıkta Kudret Havuzu yakınlarında bulundu. Müstakil Sanayici İş Adamları Derneği MÜSİAD Malatya Şube Başkanı Mehmet Balin ve Yönetim Kurulu üyeleri TV Malatya Genel Müdürü Serdar Barut'u ziyaret etti. MÜSİAD Şube Başkanı Mehmet Balin, Malatya'ya tarihi bir fırsat verildiğini söyledi. MÜSİAD Malatya Şube Başkanı Mehmet Balin ve Yönetim Kurulu üyeleri TV Malatya Genel Müdürü Serdar Barut'u ziyaret etti. Karşılıklı fikir istişarelerinin yaşandığı ziyarette TV Malatya'ya yayın döneminde başarılar dileyen Mehmet Balin, Malatya'ya verilen bakanlıkla ilgili de değerlendirmeler yaptı. MÜSİAD Malatya Şubesi olarak biz son dönemlerde basın kuruluşlarımızla birlikte ziyaret programları gerçekleştiriyoruz.
Buradaki amacımız Malatya'nın sorunları, problemleri varsa birlikte beraber de tartışmak, hem ziyaret etmek, bir işarelerde bulunmaktı. Bugün de bu vesileyle TV Malatya'dayız. Malatya'ya 19 yıl aradan sonra bakanlık verildiğini söyleyen MÜSİAD Şube Başkanı Mehmet Balin, bakanlığın Malatya ve Bülent Tüfekçi'ye hayırlı olmasını söyledi. Bu arada tabii dün biliyorsunuz Bakanlar Kurulu açıklandı. Bakanlar Kurulu'nda 20 ile yakındır Malatya'da bir bakanımız olmamıştı. Gümrük ve Ticaret Bakanı Sayın Bülent Tüfekçi seçildi. Ben Başbakanın yapmış olduğu bu tercihten dolayı öncelikle teşekkür ediyoruz. Bu görevin öncelikle kendisine, sonra ailesine, Malatya'mıza ve Türkiye'ye hayırlar getirmesini Yüce Allah'tan temenni ediyorum. Verilen bakanlığın Malatya için bir fırsat olduğunu belirten Balin, MÜSİAD olarak Bülent Tüfekçi'ye her zaman destek vereceklerini ifade etti. Malatya için çok önemli bir fırsat. Daha önceki konuşmalarımda ve televizyon programlarında da şunu söylemiştim. Eski Türkiye ve yeni Türkiye kavramından Cumhurbaşkanı ve Başbakan bahsediyor. Biz de 1 Kasım seçimlerinden sonra yeni bir Türkiye umuduyla yola çıktık. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın Malatya'da olması, Malatyalı bir milletvekili olması organize sanayi bölgemiz için çok önemli bir fırsat. Kayısıyla alakalı ihracatta ve yerelde yapacağımız projeler için çok önemli fırsatlar. İnşallah biz MÜSİAD olarak bununla alakalı daha önce lisanslı depoculuk ve buna benzeri bir şekilde bazı dosyalar hazırlamıştık. Bunları revize ederek inşallah Bülent Bey'e, Sayın Bakanımıza tekrar bu konuda sunacağız. Bakanımızın Malatya'mıza tekrar hayırlar getirmesini, hayırlı olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum ve teşekkür ediyorum. Değerli izleyenlerimiz, bugünün tarihi aslında önemli bir tarih. 25 Kasım kadına yönelik şiddete karşı uluslararası mücadele ve dayanışma günü. İşte bugün nedeniyle Cumhuriyet Halk Partisi Kadın Kolları Başkanı Güllü Tuncer bir basın açıklaması gerçekleştirdi. Şey, 25 Kasım kadınlara yönelik şiddete karşı uluslararası mücadele ve dayanışma günü nedeniyle Malatya Cumhuriyet Halk Partisi Kadın Kolları Başkanı Güllü Tuncer basın açıklaması yaptı. Parti binasında konuşan Tuncer sloganlarının "Kadınlar mutlu yaşasın, özgür yaşasın ve huzurlu yaşasın" olduğunu söyledi. Değerli basın mensupları, kıymetli arkadaşlarım, bugün 25 Kasım. Bugün kadına yönelik şiddete karşı uluslararası mücadele ve dayanışma günü. Dünyanın her yerinde kadınlar hakları için aynı mücadeleyi veriyorlar. Tarihin ilk çağlarından beri kadına yönelik şiddet olgusu bilinmektedir. Osmanlı'da kadın sosyal yaşamın dışına bırakılmıştı. İslam coğrafyasında ve Osmanlı'da şiddet yaygın bir terbiye biçimi olarak algılanmıştır. Sağlıklı bir çevrede yaşamak evrensel bir haktır. Sağlıklı ve sosyal çevrenin oluşturulması önündeki en büyük engel bireysel ve toplumsal şiddet ve şiddetin türleri içerisinde en önemlisi de kadına yönelik şiddettir. Kadına yönelik şiddet cinsiyete dayanan, kadını inciten, ona fiziksel ve ruhsal olarak zarar veren, özgürlüklerinin kısıtlanmasına sebep olan her türlü davranıştır. Kadına şiddet konusu toplumdaki şiddet eğilimlerinden ayrı tutulamaz. Haklarını arayan işçiye, parasız eğitim isteyen öğrenciye, demokratik protesto hakkını kullanan insanlara, doğa katliamına karşı çıkan köylüye şiddet uygulayan AKP iktidarı şiddetin dozunu artırmıştır. Zamanın başbakanı destan yazdınız diyerek şiddeti teşvik etmiştir. AKP iktidarında kadına yönelik şiddet, taciz ve özellikle kadın cinayetleri ürkütücü boyutlara ulaşmıştır. Neredeyse her gün bir kadın çoğunlukla tanıdığı kişiler tarafından öldürülmektedir. Özgecen Aslan'ın 11 Şubat 2015 günü Mersin'in Tarsus ilçesinde tecavüz girişimine direndiği için vahşice öldürülmesi
kadına yönelik şiddet konusunda ülkede hassasiyet yaratmıştır. 25 Kasım kadına yönelik şiddete karşı uluslararası mücadele ve dayanışma gününde kadınların özgürlük ve eşitlik mücadelesinin önemini vurgulamak istiyorum. Evet, her yıl yüzlerce insanın hayatını kaybettiği ve bir o kadar insanın da sakat kaldığı trafik canavarına bir türlü önlem bulunamıyor. Malatyalı 4 genç ise kazalarda ölüm ve yaralanma oranlarını azaltacak bir buluş gerçekleştirdi. Malatya'da Kernek Anadolu Lisesi'nde son sınıfa giden Abdullah Bahçıoğlu, Ahmet Faruk Yıldırım, Melih Kavuk ve Nihat Babacan yerli araçlar üzerine araştırma yaptıkları sırada akıllarında müthiş bir fikir geldi. Dört genç kazalarda araçların çarpışmadaki riskini en aza indirmek için ön ve arka tamponlarda kullanılacak hava yastığı projesini geliştirdi. Buldukları buluşla birlikte Malatya Teknopark'a başvuran 4 liseli genç, doçent doktor Tolga Depçi tarafından yönlendirilerek kendilerine gerekli mühendislik desteği sağlandı. Öğrencilerin fikrinin geliştirilerek faydalı modele başvurmaları sağlanırken, ön ve arka tampon için hava yastığı isimli buluş, Türk Patent Enstitüsü tarafından faydalı model olarak koruma altına alındı. Buluşları hakkında açıklamalarda bulunan öğrenciler adına konuşan 17 yaşındaki Abdullah Bahçıoğlu, mekanizmalarının 4 bölümden oluştuğunu ve bunların sırasıyla sensör, elektronik kart, gaz tüpü ve hava yastığından oluştuğunu söyledi. Benim adım Abdullah. Kernek Anadolu Lisesi'nde okuyoruz. Bir proje yaptık ve hani bunu mühendislerle birlikte uzun çalışmalar sonucu patentine faydalı modelini aldık. Bu konuda şu an son noktadayız. Yani belgemiz neredeyse son aşamaya geldi. Bugünlerde girişimci konusunda sıkıntı yaşıyoruz. Yani bir girişimciye ulaşmaya çalışıyoruz. Türkiye'de otomotiv sektöründe üretici konumdaki bazı şirketlerle görüşmek talebimiz bu doğrultuda. Tabii şimdi projenin teknik detayları konusunda tam bilgi veremeyeceğimiz kesin olsa da şu konuda şöyle bir şey söyleyebiliriz. Dünya markaları bu projenin benzerleri üzerine uğraşıyor. Bizim farkımız ise arka tamponda kullanma özelliğiyle dünyada bir ilk ve hava yastığının içerisindeki oluşturduğumuz maddelerle hava yastığının dayanıklılığını yüksek derecede arttırdık. Bu da bunun dünyada daha önceden kullanılmamış bir sistem haline getiriyor. Tabii ki de bu sistem daha önce ağır vasıtalarda ve toplu taşıma araçlarında kullanılmadı. Hiç uygulanmadı. Bizim sistemimiz hem toplu taşıma araçlarında hem de ağır vasıtalarda kullanılabilecek. Birçok mühendisle görüştük bunu ve mekanizmanın çizimlerini yaptık. Her mekanizmanın ön tampona veya arka tampona uyarlanması konusunda bir sıkıntımız yok. Ama şu anki bu ölçüde dünyadaki patentlerden farkımız dünyada ilk defa arka tampon ve kullandığımız hava yastığı. Bu proje daha önceden hiç denenmedi. Ama eğer hayata geçerse milli gelirin %2'si yaklaşık olarak kazalardaki araçlara gelen hasarlardan gidiyor. Yani kazalardaki hasarlar çok yüksek derecede bir bütçeye mal oluyor. Hem hasarları hem de can kayıplarını büyük ölçüde engelleyebileceğini düşünüyoruz. Biz de kazaları engelleyemiyorsak oluşan hasarı engellemeyi amaçlayarak tasarladık bu projeyi. Bu sektörde normalde hava yastığı sistemleri tekrar kullanılmaz. Hava yastığı bir kere çıktığında kullanıldığı yer komple değiştirilir. Bizim sistemde ise tekrar kullanılabilme avantajı var. Ama tabii ki de hani hava yastığının aldığı zarara göre değişiyor bu. Hem bu bakımdan maliyeti düşük hem de ilk üretimde seri üretime geçiş esnasında normal hava yastığı sistemlerinin hani maliyeti kadar olacak. Onlardan pek bir fark olmayacak. Evet, 4 genç kardeşimizi tebrik ediyoruz. Umut ediyorum ki birileri ellerinden tutar da daha güzel buluşlara imza atarlar. Değerli izleyenlerimiz, bültenimizin sonunda spor diyoruz. Türkiye Futbol Federasyonu antrenman sahasında basın mensuplarının sorularını cevaplayan Uruguaylı savunma oyuncusu Godoy ve Osman Fırat takım olarak oynayacakları maçlarda kazanmak için birbirlerine söz verdiklerini söyledi.
Türkiye Futbol Federasyonu antrenman sahasında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Uruguaylı savunma oyuncusu Gonzalo Godoy ve Osman Fırat takım olarak oynayacakları maçlarda kazanmak için birbirlerine söz verdiklerini söyledi. PTT 1. Lig'in denk güçteki takımların mücadele ettiği bir lig olduğunu belirten Godoy, son oynadıkları Kayseri Erciyesspor maçındaki gibi savaşarak mücadelelerini sürdüreceklerini ifade etti. Maç iyi gidiyoruz. Bu şekilde devam etmek istiyoruz. İyi bir takımımız var. Birbirimize de söz vermiş durumdayız kazanmak için. Kazanmak istiyoruz, kazanmaya devam edeceğiz. Denk güçlerin olduğu bir lig olduğunu düşünüyorum. Aynı geçen maçtaki gibi gelecek önümüzdeki maçlarda kazanacağız. Savaşımızı vereceğiz. Bitirebileceğimiz en iyi yerde bitireceğimizi düşünüyorum. İkisi de iyi oyunculardı. İkisiyle de anlaşıyordum. İkisiyle de kendimi rahat hissediyordum. Ama Sadık'la biraz daha iyi anlaştığımızı düşünüyorum diyor. Aynı savaşı Koray'la da Sadık'la da verdiğini söylüyor. Buraya ilk geldiğim günden beri kendimi evimde hissettim. Bana evimde hissettirdiler. Bizi desteklemeye devam etsinler. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız ve onları sevindireceğiz. Şimdi çok zor bir maç bekliyor bizi. Çok iyi çalışacağız. Ve 3 puan alacağımıza inanıyorum. Yeni Malatyaspor'un sol bek oyuncusu Osman Fırat yedek kalması ile ilgili olarak üzülüyorum ama her an oynayacakmış gibi kendimi hazır tutuyorum dedi. Ya tabii kötü bir gidişattan sonra üst üste aldığımız 2 galibiyet gerçekten hepimizi memnun etti, mutlu etti. Tabii bu ligde sizler de iyi biliyorsunuz. Herkes birbirini yenebiliyor. Yani bence çok iyi takım yok bu ligde. Herkes birbirini yenebiliyor. İçeri dışarı bu işte fark etmiyor. En son maça bakarsak rakip de gerçekten çok iyi mücadele etti. Sağdaki arkadaşlarımız da iyi mücadele etti. Tabii biraz gol gecikince ister istemez biraz sıkıntıya düştük ama neticede 5 dakika içerisinde bulduğumuz 3 golle maçı kazanmasını bildik. Önümüzde de çok önemli bence Altınordu maçı var. Bu ligin bence iyi takımlarından biri. Genç bir takım, çok iyi mücadele ediyorlar. Biz de tabii ona göre gardımızı alacağız. Tabii ki üzülüyorum yani neticede her futbolcu oynamak ister. Üzülmeyen oyuncu zaten bu meslekte işi olmaması lazım. Önemli olan burada her zaman kendini hazır durumda bekletmek. Ben de çalışıyorum, elimden gelen en iyisini yapmaya çalışıyorum. Tabii bu takımın başında hocalarımız var, takdiri onlarındır. Biz de saygı duymak zorundayız. Çünkü neticede onlar her şeyi görüyor. Ama ben elimden gelen her şeyi yapıyorum. İnşallah yani oynamayı da temenni ediyorum. İnşallah forma şansı geldiğinde de bunu iyi değerlendireceğime inanıyorum. Çünkü iyi çalışıyorum. Benim gibi oynamayan arkadaşlarım da var. Onlar da gerçekten iyi çalışıyor. Artık bakacağız yani. İnşallah fırsat geldiğinde bunu iyi değerlendireceğim. TV Malatya ekranlarında bir ana haber bülteninin daha sonuna geldik. Yapımda ve yayımda emeği geçen tüm ekip arkadaşlarım adına mutlu akşamlar, mutlu yarınlar Malatya.